Adın ne amca? Mustafa. Mustafa. Yılmaz. Mustafa Yılmaz. Mustafa abi nerelisin? Nereli? Buralı işte. Demirşıklı. Demirşık mı? Temurşeh mi? Temurşeh mi? Temurşeh ben de yiyeceğim. Nurdunuz köyün adını karıştırdınız ya. Eski adı neydi? Yeni adı neydi? Ya, bir anlat bakayım. Biz Demirşık bildik. Demirşık biliyorsunuz. Kaç yıldır evet. Demirşık'ıydı? Sonradan kaç yıl sonra Temurşeh oldu? Şey mi? Me mi orayı bilmiyor. Şey olması lazım. Şey mi? Şey mi? Peki amca bu isim nereden gelmiş? Nereden mi gelmiş? Evet. Ben de tam bilmiyorum yalan. Peki burada tekke falan var mı? Var. Ne tekkesi? Vallahi bilmiyorum. Bir yatır var diyorlar işte. Yatır neymiş bu yatır? Adam mı? Adam başka ne olacak? Yatır eskilerden bir mübarek bir insan evet. Tabii ki. Peki sen ne iş yapan amca? Hiçbir şey yapmıyorum ben. Koca. Hastayım. Ne hastalığın? Kolesterol, şeker. Kolesterol, şeker. Tansiyon, anladım. Hepsi bu var. Bu camiyi ne zaman yaptılar? Kaç yıl oldu? Camiyi yapılalı çok oldu ya. Mesela? En az 30-35 sene oldu. 30-35 sene. Anladım. Güzel, güzel. Şu an köyde kaç kişi var mesela amca? Kaç kişi köyde mi? Senin gibi he kaç kişi var? Nüfusu kaç? 20-25 kişi ancak erkek olarak. 20-25 kişi var. Anladım. Peki bu köyün geçim kaynakları neler? Geçim kaynakları işte sağdan soldan şey yapıyorlar ya. Biraz kaş malları var yani. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Evet. Çok güzel, çok güzel. Evet. Peki arazisi var mı? Arazi olsa da az yani 2-3 evim var başka yok. Senin sesin güzelmiş bir türkü söylesene bize. Ben bilmiyorum ki ben türkü. Bir mani söyle. Ya mani bir mani söyle. Şimdi manisi lazım. Mani söyle ne olacak ki? Atasözü söyle. Ya öyle şimdi kavadan hemen şey yapalım. Gurbette var mı peki bu köyün gurbetçisi var mı? Ya olmaz olur mu? Nerede gurbetçisi? Avusturya'da da var, Almanya'da da var, Hollanda'da da var. Her yerde yani, var. Var, her tarafta var ya. Ya o gurbetçilere şöyle bir selam söyle. Onlar izleyecek akşam seni. Hepsine selam eder. Aleyküm selam. Amca ederim. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Allah'a şükür amca çok iyiyiz. İyi sen nasılsın amcam? Allah'a sonsuz şükür. Senin adın ne hocam? İbrahim efendim. Dilek. İbrahim Dilek. Dilek. Çok güzel. İbrahim amca. Buyur amca. Nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür sizlere sormalı. Teşekkür ederim amca. Ben iyi değilim. İyi olasın inşallah. Ne? Sol bacağımda bir bel fıtığı var bende. Allah sol şifa göndersin. Gavura vurur gibi vuruyor karası. Allah şifa göndersin. Bizlere de öyle kiyenim. Bizler de öyle. Rabbime sonsuz şükür. Ne var ne yok? Güzellik amca. Hayırdır sen inşallah. Ne yapıyorsun? Köyün tanıtımı için buradayız. Yine İyice, sponsorumuz Emrah Demir sponsor oldu doğru, bize gurbetten. Doğru efendim. Dedi ki bizim köyü de dedi şöyle bir görsel olarak bir çek. Gördüklerinde de kısa kısa selamımızı söyle dedi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selam gönderene Rabbim razı olsun sizlerle beraber. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkür ederiz amca. Peki bu köyün ismi nereden gelmiş amca? Daha önceki ismi neydi? Valla küçük değilik, epey yaş yürüdü. Hı. Maalesef gördüm göreli Demirşık okunur. Demirşık. Demirşık sonra Temürşeh oldu efendim. Evet, önce Demirşık sonra Temürşeh. 20-30 mi daha mı ziyade oldu? Temürşeh köyü oldu yoksa Demirşık efendim. Evet, çok güzel. He. Biraz şöyle... Bir tekkemiz var şurada bize. Evet. Yani kuş bakışı 3-5 kilometre, 3 kilometre gelir evet. Kuş bakışı. Oranın adını alınır. Evet. Hep bu kadar efendim. Benim orada bilişim. Şık mı varmış? Şık var mı? Yatar var yani. Yatar, şık varmış. Peki amca biraz bu köyü biraz anlatır mısın? Neyini anlatayım ki? Dolandığı kadarıyla. Sevgili kardeşim, Rabbim haberden benim görüşüm. Bizim bir komşumuz 50 metre bizim yukarıdaki bina. İbrahim Şeker isimli bir merhum kişi vardı. Sordum ki amcam epey en az 150 şimdi 150 yaşına değil de 120 yaşlarına değdi o kişi. Amcam dedim biz siz bu taşlara kayalara neye geldiniz? Yani bu dağ taş hep ormandı ben de bir 70 yaşına değdim. Geri dön. Dedi ki ah yeğenim dedi. Bizim bu Demirşık dedi. 12 hane eviydi. Evet. 12 hane. 9 sürü davar, 7 katır devesi vardı. O kişinin söylediği. Son dedi hani şu %90 şu harbin adı neydi?
batıdaki. Evet. Her neyse. Hayır şu... İsim gidersek İstanbul'un altındaki bina şeyin... Edirne'yi mi diyorsun? Yüzün üstünde. Neyse. Dedi ki... yedi katır devenin kişisi efendim şeye gittiler, harbe gitti, ne deve döndü ne kendisi. Ha. Biliyor musun? Ondan sonra da işte gittikçe güçlüldü, yokluk geldi, kıtlık geldi. Yani malı davarı çoğdu da çok zorlanmadı dedi bizim Kürtler. Bunu bu kadar bilirim sevgili yeğenim. Evet. Peki bu civarda başka hangi Kürt köyleri var amca? Ben Kürtleri çok severim. Allah razı mesela olsun. Mesela Kartal olsun. Kartal Kürt efendim. Söğütlü var. Koyu Kürt, Söğütlü koyu var Kürt. Sarıyüzlü koyu var Kürt. Efendi. Ona doğru Karlık koyu var. Yarı Kürt, yarı Çerkez vesaire yine Kürt. Osmaniye de Çerkez. Bu yanda doğru. Çerkez. Orası Çerkez. Bizim bu yanda efendi... adını getiremem. Kızıldağ var Kürt. Altılı var Kürt. Birkaç tane var. Yine toplamı da toplamı hocam 300-500, gel uzakta 300-500, durma hocam. 300-500 yine hocam. 1000 nüfusu çıkmaz yani. Bunlar da köylerimiz de küçük. Anladım. Canım. Peki gurbetçilere söylemek istediğiniz bir şey var mı amca? Sevgiler, saygılar. Ne teşekkür diyeyim? Ediyoruz amcam. Versin.